Daktilo 1984'ten herkese merhabalar. Sporosfer'in 8. bölümüyle karşınızdayız bugün. Her şeyden önce en son örneğini Samsun'da gördüğümüz kadına şiddet örneğini kınıyoruz ve kadına şiddete hayır kampanyasını destekliyoruz. Bunu söyleyerek başlamak istedim. Bugün gördüğünüz gibi karşımda pek çok güzel hanımefendi ve başarılı hanımefendi var. Ve ben de onlara layık olmak için mümkün olduğu kadar şık olmaya gayret gösterdim. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum ben. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün anonsunda yaptığımız üzere kadın sporlarının var olma mücadelesini değerlendiriyor olacağız. Çünkü spor bilhassa erkek egemen şekilde ilerleyen bir branş, spor, bir aktivite. Özellikle futbolda bunun en önemli, en kemik örneklerinden birisi. Futbolda yorumculuk yapan Banu Hanım aramızda, yine futbolculuk hayatını devam ettiren ve milli takımın kaptanlığını yapan Didem Hanım aramızda ve kadın sporlarını sosyal hak savunuculuğu üzerinde değerlendiren İrem Hanım aramızda bugün. Kapsamlı bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum, umut ediyorum. Ben kısaca mümkün olduğu kadar sizi tanıtmaya çalıştım ama siz şu an itibariyle neler yapıyorsunuz izleyenlerimiz için kendinizi kısaca tanıtırsanız çok seviniyor olacağım. Banu Hanım, sizle başlayalım isterseniz. Bence beni en sona atsaydın. Yani, en tecrübemiz O zaman ben şöyle çok kısa anlatayım kendimi. Çok uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Çok uzun yıllardır spor yazarlığı, spor yorumculuğu yapıyorum. Son dönem dediğim artık böyle 6 yıl falan oldu. Sokrates derginin bünyesinde çalışmaya devam ediyorum. Almanya edisyonunda genel koordinatörüm. Hürriyet'te yazmaya devam ediyorum. Onun dışında proje bazlı sporun içinde farklı projelerde olmaya devam ediyorum. Elimden geldiğince yani çok zor bir kadın için bu evet. Kadar uzun seneler spor gazetecisi, spor yorumcusu olarak yani gazeteci dediği yorumcu olarak devam etmek de elimden geldiğince devam etmeye çalışıyorum. Evet. Didem, istersen senle devam edelim. Banu abla o kadar anlattı ki şimdi ben biraz eksik kalmaktan korkuyorum. Didem Karagenç, futbolcuyum. Beşiktaş'ta şu an görev alıyorum. Son 6 seneden beri Beşiktaş'ta oynuyorum. Aynı zamanda milli takımda görev almaya devam ediyorum ve kaptanlığını yapmaya devam ediyorum. Bunun yanında milli takımlarda analiz uzmanı olarak çalışıyorum. Ve beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda da yüksek lisans eğitimimi devam ettiriyorum. Bitmek üzere, çok az kaldı. Yakında bitti diye konuşacağım. İnşallah. Evet. İnşallah. Bu kadar. Dolu dolu bir kariyer gördüğümüz üzere. İrem, senle devam edelim. Tabii, ben de İrem Sarıkulak. Ankara Üniversitesi Antropoloji mezunuyum. Şu anda da Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimlerinde yüksek lisansıma devam ediyorum. Didem Hanım gibi ben de kısa bir süre sonra bitti diye söylemek iyi umut ediyorum aslında. Ben de spor bilimlerinde yüksek lisans eğitimimde spor ve toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yürütüyorum. Aynı zamanda kadın spor odaklı
adlı bir haber sitesi olan FemSport'un da kurucusuyum. Orada haberlerden daha ziyade özel röportajlar, kişisel hikayelere de yer veriyorsun bildiğim kadarıyla. Evet, yani haberler de oluyor, röportajlar da oluyor ve tarihte önemli kadın sporcuların hikayelerine de yer veriyorum. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, çok teşekkürler hepinize. Kendinizi tanıttınız. İzleyenlerimize... Ben nasıl kaçırmışım evet. Böyle bir şeyi? FemSport dedin değil mi? FemSport.net, evet. FemSport, evet. İsterseniz evet. Ben biraz kişisel hikayelerinizden de devam etmek istiyorum. Banu Hoca şu an biraz meşgul. Didem, istersen senle başlayalım bu süreçte. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Futbola bu noktada nasıl başladın? Kariyerin nasıl devam etti? Hem üniversitede okudun, o süreçte futbol oynamaya devam ettin. Bu süreçleri yaşadığın zorluklar nelerdi? Bunlardan bahsedebilirsen çok sevineceğim. Yani ben her kız çocuğu gibi sokakta başladım tabii ki. O zamanlar altyapı olmadığı için ve takım olmadığı için de çok zorluklar yaşadım. En büyük zorluğu bir kere buydu. Takımın olmamasıydı ve kadınların kabul edilmemesiydi. Öyle hep oyunda dışlanan çocuk oluyordum. Ama bir süre sonra kendimi ispatlayıp onların arasında olmaya başladım. Lisanslı olarak ilk kulübe girme yaşım 11. O yaştan sonra da kendi kız arkadaşlarımla beraber oynamaya başladım ve hikayem aslında orada başlamaya başladı. Daha sonrasında Gazi Üniversitesi'ne girdim. Babam öğretmen, eğitimci. Ben de öğretmen olmak istiyordum o yüzden. Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi yüksek okulunda öğretmen bölümü okudum. O süreçte Konak Belediyesi'nde oynuyordum. Şöyle bir programım vardı. Salı, pazartesi, salı, çarşamba okuldaydım. Çarşamba akşam antrenmandaydım İzmir'de. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar maç oynayıp tekrar geri dönüyordum. Bu şekilde yoğunlukla geçti üniversite hayatım. Hani üniversitede gezeriz, tozarız. Öyle bir hayatım maalesef hiçbir zaman olmadı. O üniversite duygusunu çok fazla yaşayamadım. Çünkü hep antrenman yapmak zorundaydım ve kamplardaydım. Yani çok fazla zorluk var Türkiye'de kadın futbolcu olarak. Ama bunları yavaş yavaş aştığımızı düşünüyorum. Hani artık daha olumlu bakmaya çalışıyorum. Daha iyi yerlerde görüyorum çünkü kadın futbolunu. Biz bu son 2-3 senede çok büyük yollar kat ettiğimizi düşünüyoruz. Sponsorlarımız bizlere çok büyük destekler veriyor ve bizim yanımızda oluyorlar. Ve sizin gibi insanlar bizlere daha çok kıymet ve değer veriyorlar. Bu sebepten dolayı da hani zorluktan daha çok olumlu yönlerini konuşmak istiyorum bugün burada. Harika. Türker. Türker dondu herhalde. Maalesef evet. ne yazık ki ama geri döndüm diye tahmin ediyorum. Evet. Ya çok özür dilerim. Biraz sıkıntı, kırsal bir kesimde olduğum için biraz sıkıntılı oldu sanırım. Ben şöyle devam edeyim hemen çok fazla uzatmadan. Banu Hocam, siz çok uzun yıllardır spor medyasının içerisindesiniz ve gerçekten spor medyası, spor yapmak kadar gerçekten içerisinde bir kadın olarak barınmak için zor bir mecra. Siz bu platforma, bu hikayeye nasıl başladınız, nasıl yol aldınız, karşılaştığınız, mücadele verdiğiniz şeyler neler oldu? Bunlardan size etkileri ne yönde şekillendi, sizi nasıl bir insan olarak şekillendirdi? Bunları dinlemek istiyorum. Hemen anlatayım. Bu arada demin de meşgul değildim. İrem'in sitesine bakıyordum. Takip etmekle meşguldüm. Yani onu telefondan takip etmekle meşguldüm. Hemen anlatayım. Ben medyaya çok uzun yıllar önce girdim. Artık yani o kadar uzun yıllar önce girdim ki o yıllarda gazete ilanıyla işe giriliyordu. Yani o kadar uzun seneler önce girdim. Ve çevirmen olarak başladım. Önce işte işin mutfağında çevirmenlik yaptım, sonra muhabir oldum, sonra editör oldum, sonra yazı işleri müdürü oldum, sonra genel yayın yönetmeni oldum. Böyle işin mutfağında ama apayrı dergilerde ve gazetenin apayrı yerlerinde, hiç sporun içinde o anlamda spor sayfalarında yoktum o yıllarda. Sadece sporu çok sevdiğim için maçlara giderdim. İşte kendi abone olduğum yurt dışından gelen dergiler vardı. Onlara aboneydim.
İşte basketbol severdim, futbol severdim vesaire, bir şekilde izlemeye gayret ederdim. Sonra ben bıraktım onu. Okulda bitince bir böyle kısa dönem yurt dışında bir fotoğrafçılık eğitimi almaya gittim. Sonra döndüğümde benim o yıllardan gazetede arkadaşım olan Yiğiter Ulu ve Uğur Vardan Radikal diye bir gazete çıkmıştı ben yokken. Onun içinde çalışmaya başlamışlardı. Spor sayfalarını yapıyorlardı. Benim de sporu ne kadar sevdiğimi biliyorlardı. Bu arada demin bahsettiğim o süreçte ben Milliyet'te de çalıştım. Sabah gazetesi ve dergi gruplarında da çalıştım. Orada da işte başka dergilere de spor tarafına da çevirilerle destek veriyordum çok meraklı olduğum için. Çünkü spor çevirmek de aslında bir bilgi birikimi getirir. Yani oradaki kavramları falan da bilmen gerekir. Dolayısıyla öyle şeyler yapıyordum. Sonra geldikten sonra aslına bakarsan önce uzun yıllar gazeteciydim, sonra spor gazetecisi oldum. Şimdi uzun yıllardır spor gazetecisiyim. Yani bu bahsettiğim spora geçtim 2003, düşün yani. Sırf sporda 17 senedir spor gazetecisiyim. Bir de onun öncesini sen koy. Yani hep aynı şeyi söylerim. Belki derslerde size de söylemişimdir, bilmiyorum. Spor yorumcusu olmak için iki yoldan gelebilir. Ya işte ya da gazetecisi olmak için ya spor tarafından gelirsin ya da gazetecilik tarafından gelirsin. Ben işin gazetecilik kısmından geldim. Zorlukları var mıydı? Hiç başlangıçta inan zorlukları olduğunu düşünerek bu işi yapmadım ve uzunca bir sürede zorluğu olduğuna inanmadım. Herkesle aynı işi yaptığımı düşünüyordum. Herkesin yaptığı gibi yaptığımı düşünüyordum. Bu işte bir kadın erkek farkı olduğunu düşünmüyordum. Gazeteci gazetecidir. Yani yorumcu da yorumcudur. Futbolcu da futbolcudur. Hakem de hakemdir. Yani bunu kadın hakem, erkek hakem, kadın futbolcu, erkek futbolcu, kadın gazeteci, erkek gazeteci diye nitelendirmenin yanlış olduğunu düşünüyordum başlangıçta. Ama sonra ne zaman ki o toplumsal cinsiyetin rolleri üstüne binmeye başlıyor. Yani evleniyorsun ve çocuğun oluyor ve bir anda hem orada hem orada hem orada çalışmak zorunda kalıyorsun. Ve bir bakıyorsun ki erkeklerde hiç öyle bir durum yok. İşte o zaman anladım ki işte o neden ona kadın gazeteci, kadın yorumcu, kadın dendiğinin şeyini anladım. O iki rolü sırtına bindirdikleri için öyle diyorlarmış. O günden sonra da bu soruya hep evet, çok daha zor, çok daha farklı. Bir kere sana ayrılan alan çok daha az. Hani sen onları, yani medyada bir kadın yorumcu olduğun için bir noktaya kadar sana yer var. Hani hiçbir zaman duymazsın ki bizim gazetede 3 erkek yazar var, bir erkek yazara daha ihtiyacımız yok cümlesini hiç duymazsın, ama aynısını kadın bir yazar için duyarsın. Aynısını hiç kimse demez ki bizim televizyonda 10 tane spor anlatan erkek var. Hani ama o 2 tane kadın olsa o laf gelir. İşte o yüzden bizim mesleğin zor tarafı o. Ama güzel tarafı da bence o. Çünkü biz kadınlar olarak zorlukların üstüne gitmeye ve zorluklardan yılmamaya bence daha şeyiz. Meyilli. Meyilliyiz, evet doğru, meyilliyiz. Yani belki o zorluklar ve aynı anda birçok işi yapma bizi daha şey tutuyor, daha dinamik tutuyor. O yüzden zaten ben genel olarak da öyle inanırım yani. Her zorluğun aslında ödülü de daha büyük olur. Zor bir şey yapmanın ödülü daha büyüktür. Dolayısıyla orası aslında hem zor bir taraf hem de insanı motive eden taraf bence. Evet, kesinlikle aynı düşünceleri ben de paylaşıyorum. İrem, istersen senin hikayenle devam edelim. Akademik kökenli çalışmaların var ve bu noktada yaptığın faaliyetleri devam ettiriyorsun, spor odaklı. Senin hikayen nasıl şekillendi? Öncelikle Banu Hanım'dan sonra söz almak gerçekten zormuş. Çok dolu dolu bir kariyeri var kendisinin. Ben de kendi yaptıklarımdan kısaca bahsedeyim. Ben aslında çok iyi bir spor izleyicisiyimdir. Çocuk yaştan itibaren çok fazla sporla iç içeyimdir. Hep izledim, takip ettim. Ama hayatımın belli bir dönem sonra spordan kopmaya başladığımı fark ettim. Ve bunun nedeni de burada konuştuğumuz aslında o medyaya ve spor alanına hakim olan dildi. Beni çok rahatsız ettiği için biraz kopuş yaşadım. Özellikle üniversiteye daha başladığımda, daha olgunlaşmaya başladığımda. Daha sonra spor bilimlerinde yüksek lisansa başladıktan sonra oralarda işte
yaptığım çalışmalarla kongrelere katılma fırsatı buldum. Çalıştaylara, seminerlere katılma fırsatı buldum ve buralarda kadın sporcuları, kadın antrenörleri, kadın hakemleri dinleme olanağı yakaladım. Ve anlatılan ortak dert aslında medyanın, spor medyasının kadınları görmezden geldiğiydi. Ve ben de bu hepsi birleşince kendi deneyimlerim, kendi izleyici olarak deneyimlerim, bir haber takipçisi olarak deneyimlerim de birleşince acaba alternatif bir medya, spor medyası mümkün olur mu fikriyle biraz yola çıktım. Ve bu şekilde Fem Sport'u kurdum. Dediğim gibi orada yalnızca kadın sporculara yer veriyorum. Onların haberlerine, röportajlarına, hikayelerine yer veriyorum. İşte ilk olarak 2020 Ocak ayında Instagram hesabı olarak başladım ben de. Daha sonra Eylül 2020'de de femsport.net internet sitesini açıp oradan da haberleri paylaşmaya başladım. Evet, ben de seni bu noktada sık sık cesaretlendiriyordum zaten. Onun da meyvelerini aldığını görmek beni de gerçekten çok mutlu etti. Didem, istersen senle şu açıdan devam etmek istiyorum. Ben iki tane meslek yaptığını biliyorum. Hem öğretmenlik yapıyorsun hem de bir yandan futbol kariyerini devam ettiriyorsun. Bu noktada senin motive eden unsurlar neler oluyor? Çünkü erkek futbolcular gerçekten sadece futbola odaklanıyorlar. Hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda sadece yaptıkları futbol mesleğine odaklanıyorlar. Ama siz bayan futbolcular olarak iki iş birden yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Fiziki anlamda kendinizi bu şekilde gelişmiş halde, hazır halde tutmaya gayret gösteriyorsunuz. Senin bu noktada yaptığın fedakarlıklar neler oluyor? Senden dinlemek istiyorum. Sesim geldi mi? Bana geldi ama... Evet, şu an Didem'de sanırım sıkıntı var. Sana verdiğin soruyu ben o duyana kadar ben yanıtlayayım istersen. Lütfen. İki mi üç sene önce benim Didem'i ilk tanıdığım federasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda, Riva'da bir panel yapılmıştı. O panelde de Didem hem yine Beşiktaş'ta oynuyordu hem milli takım kaptanıydı. Yine aynı şeyleri söylemişti. İşte araştırma görevlisi, scouting yapıyor, işte verileri toparlıyor falan filan. Bize kadın erkek farkından filan bahsediyorduk. Ben hiç unutmuyorum. Sonunda dedim ki ya zaten kendisi söylüyor. Sen hayal edebiliyor musun? Erkek milli takımının kaptanıyla bir paneldeyiz. O da bize şöyle anlatıyor. İşte ben Beşiktaş'ta oynuyorum. İşte milli takımın kaptanıyım. İşte aynı zamanda veri analizi yapıyorum. Bir de beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Yani böyle bir şey hayal bile edemezdi. Yani o kadar çok rolü var ki. Evet. Ve ondan sonra diyor ki ya şimdi Banu abladan sonra nasıl konuşacağım? Ya sen konuşmayacaksın da kim konuşacak Didem? Yani yaptığın işleri alt alta koyduğunda bir de son derece. Ya ben Didem'i tanıdığım için çok mutluyum. Yani kadın futbolundan böyle bir rol model çıkmasından aşırı derecede memnunluk duyuyorum. Çünkü her zaman söylediğiyle doğru bir mesaj veriyor. Yine sesi geliyor mu bilmiyorum. Didem, ses geliyor mu sana şimdi? Gelmiyor. Gelene kadar ben o zaman Didem hakkında devam edeyim. Didem'le bir açılışa katıldık biliyorsunuz. Visa tarafından bir kadın futbolcular kulübü üyesi. Türkiye'yi temsil ediyor orada. Basın da var. İşte basın toplantısı bitti. Basın antrenmana geçilecek. Didem de çocuklarla, kız çocuklarıyla antrenman yapacak. Basın Didem'e ne dedik? Birkaç top sektirebilir misiniz? Şurada topla birkaç bir şey yapabilir misiniz? Didem dedi ki, döndü. Bunu dedi, burada bir erkek futbolcu olsaydı dedi, böyle bir şey isteyebilecek miydiniz dedi. Ben milli takımın kaptanıyım dedi. Buyurun antrenmanımı çekebilirsiniz dedi. Bu yani bu farkında olmadan insanların yani senden istedikleri talepleri o kadar nezaketle ve ama o kadar da hani seviyeli bir şekilde reddetti ki hani orada hani şey de diyebilirdi tabii buyurun hani bir şey yapayım ama yapmadı. Çünkü yapmaması daha doğruydu. Biz günlük hayatın içinde bizden böyle küçük küçük istenen farkında olmadığımız için alışkın olduğumuz için ya da
Yani o güne kadar bunda bir sorun görmediğimiz için yaptığımız şeyleri fark etmek zorundayız. Dolayısıyla Didem geri geldiğinde buraları duyamadı. Zaten insanın kendisini anlatması çok zordur. Didem evet. O anlamda çok doğru bir rol model. Kesinlikle. Ve bence futbolu bıraktıktan sonra da kadın futbolunun yüzlerinden biri olmaya devam etmesi gereken bir rol model. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de zaten bilhassa bu nedenle kendisini konuk etmek istedim. Çünkü gerçekten çok zor yaptığı şeyler ve komplike şeyler. Ve bunların hepsini bir anda yapabiliyor. Öyle bir kabiliyeti var. Umarım kendisi de bunları en iyi şekilde aktaracaktır bize geri geldiğinde. İrem, istersen senle devam edelim bu noktada. Senin bu noktada seni bu noktada yansıtmaya çalıştığın, emek vermeye çalıştığın şeyler ne? Çünkü ana akımın dışında kalan kısma odaklanıyorsun. Genelde yüzme, işte binicilik gibi kısımlara yer veriyorsun. Ve o sporculara yer veriyorsun genel itibariyle. Seni bu noktada teşvik eden, motive eden şeyler neler oluyor? Dediğim gibi yani ben de iyi bir spor izleyicisiyim ve aslında istediğim haberleri takip edemediğimi fark ettim belli bir noktadan sonra. Ve beni de motive eden şey bu oldu. Farklı spor branşlarından kadın sporcu. Yani çünkü ülkemizde de Türkiye'de de o kadar iyi başarılar elde etmiş sporcular var ki bunları medya ne yazık ki ana akım medya görmüyor çok fazla. Ve o yüzden yani hikayelerinin duyulması gerektiğine de çok inanıyorum. Ve biraz bu inançla bu şeyle yola çıktım. Ve dediğin gibi farklı branşlardan yani kadın olmasa dahi spor medyasını çok görmediği branşlardan da kadın sporcuların hikayelerini anlatmaya çalışıyorum. Evet. Didem, istersen senle devam edelim. Sen bizi duydun ama biz seni duyamadık. Senin paylaşmak istediğin anekdotları şimdi senden dinleyelim. Uzun uzadıya lütfen. Ben sizi duyamadım. Öyle mi? Bayağı seni övdük Dida. Öyle mi? Tekrar diyeceğim o zaman. İstersen ben sorumu tekrarlayayım dilersen. Müthiş oldu. Şöyle söyledim. Sen şu an bir bayan futbolcu olarak aynı zamanda 2 veya 3 işi birlikte yapıyorsun. Mesleği icra ediyorsun. Hem evet. Öğretmenlik mesleğini icra ediyorsun, hem federasyonda scouting analiz sorumlusu olarak çalışıyorsun, hem de futbol oynuyorsun. Yani kendini hem zihinsel anlamda, hem fiziki anlamda, hem duygusal anlamda tamamen hazır tutman gerekiyor. Bu işleri hep birlikte yaparken ne tür kendini motive tutuyorsun ki bir erkek futbolcu, bu mesleği icra eden bir futbolcu sadece tek bir noktaya, futboluna odaklanırken sen tüm bu komplike işleri bir anda yapabiliyorsun ve başarılı bir şekilde icra edebiliyorsun. Bunları nasıl yaptığını senden dinlersek uzun uzadıya mutlu olacağım. Birazcık kadınları öveyim. Kadınların çok fazla iş koluna uzanması ve onları yapabilmesi hani erkeklerin nazarına daha kolay geliyor bana. Tabii ki isterdim sadece futbolcu olmak ve sadece o alanda profesyonel bir şekilde hayatıma devam etmek, sürdürülebilir kılmak, çalışıp hani başka bir iş için, yani başka bir işte çalışıp hayatıma devam etmek zorunda kalmamayı çok isterdim. Ancak bu da bana başka bir şey kattı. Bunları yapıyorum diye asla şikayet etmiyorum. Öğretmen olmak, öğretmenlik okumak, o çocuklara dokunmak gerçekten beni çok mutlu ediyor ve çok huzurlu oluyorum onlarla beraber. Kendimi geliştirebiliyorum. Onlara bir şey kattığım için de çok mutluyum. Aynı zamanda yine TFF'de bu işleri yapıyor olmak, analiz uzmanı olarak çalışıyor olmak, kurslarında eğitimci olarak eğitim veriyor olmak. Ki ben oradaki eğitimlerde zaten Süper Lig'de çalışacak olan antrenörlere eğitim veriyorum. Bu benim için zaten başlı başına bir motivasyon. Çünkü karşınıza 40 tane belki kadınların futboldan anlamadığını düşünen antrenörler geliyor. Ve ben söz hakkı aldığımda, söze başladığımda ve bir ders işlediğimde gelip yanıma benden özür dileyenler oluyor. Hani ilk sizi gördüğümüzde biz başka bir şey düşünüyorduk. Hani biz sizin bu dersi veremeyeceğinizi düşünüyorduk. Ama verdikten sonra gördük ki gerçekten bizim çok eksikliğimiz varmış.
ve hani siz bize bunları gösterdiniz, çok teşekkür ederim diye geri dönüş alıyorum. Bunlar benim için artı motivasyon. Yani bu kadar yoğun bir şekilde çalışmak ama sonunda bir yere ulaşmak, emeğinin karşılığını alabilmek, kendimi bu şekilde motive ediyorum. Yani tabii ki erkek futbolunda çok fazla başka ücretler dönüyor. Hani biz ücret kısmını geçtik. Hani biz insanları nasıl eğitebiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Hani onları yaparken de biz nasıl mutlu olabiliriz? Tabii ki aynı zamanda antrenman yapmam gerekiyor. Ona bir motivasyon oluşturmam gerekiyor. Zihinsel olarak tabii ki çok yoğun oluyorsunuz bu işleri yaparken, öğretmenlik yaparken, işte eğitim verirken. Ama oraya gittiğimde de tamamen başka bir Didem'e bürünüp, o sahaya çıkıp, kramponları giyip, hani arkadaşlarımla beraber keyifli bir şekilde antrenmanımı devam ettiriyorum. Burada tabii ki benim yanımda bulunan arkadaşlarım, değerli hocalarım, hani bana çok destek veriyorlar. Onlar sayesinde de zaten bu motivasyonu oluşturabiliyorum. Yani biliyorsunuz kadın milli takımımın teknik direktörümüz Necla Güngör. Necla hocamın çok büyük desteği var bu konuda. Hem futbolcu olmam hem analiz uzmanı olarak devam ediyor olmam da. Çünkü bu da bir sorun teşkil edebiliyor çoğu zaman. Ama o hiçbir zaman bunu sorun teşkil etmedi ve 5 sene önce zaten beni kendisi bu yolda eğitim almam için teşvik etti. Aynı zamanda işte yüksek lisans derslerime gidiyorum. Hani gerçekten çok yoğun ama kendime bir şey kattığımı ve insanlara bir şey kattığımı düşünüyorum. Aynı zamanda futboldaki başarım da devam edebiliyor. Hani bunların hepsini aynı anda yapabiliyorum. O yüzden neden yapmayayım ki? Yani insanlara neden faydam olmasın? Neden kendimi geliştirmeyeyim? Kendimi geliştirmek benim için zaten büyük bir keyif. Bundan keyif alıyorum yani. Buradaki en temel motivasyonun muhtemelen zaten çaba. Yani çabayı ortaya koymak için hiçbir çekincen yok. Bu çoğu insanın yapamadığı bir kararlılık gerçekten. Çünkü o çabayı ortaya koyma konusunda bir kararlılık gösteriyorsan ancak bir noktaya erişebiliyorsun. Sen tüm bu alanlarda bu çabayı gösterip başarılı olabiliyorsun. Ne mutlu sana. Ben bu noktadan sonra Banu Hanım'a söz vermek istiyorum. Siz spor medyasındaki entelektüel tarafı yansıtan ilk kadın isimlerden birisiniz. Sanırım CNN Türk'teki ilk programınızla bu serüven başladı. Şu anki spor medyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Spor medyası içindeki kadınların rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sizden dinlemek isterim. Entelektüel tarafı yansıtıyor muyum bilmiyorum. Çünkü benden önce öyle çok fazla... Hatta fazla kadın spor yorumcusu yoktu. Yani hani aslında birkaç jenerasyonla birlikte ben geldim. Yani benden önce Feryal Pere, Gülengül Altınsay, işte ben. Hatta bu hani şey gibi dalga geçiyorduk birbirimizle. Hani şeyin kare ası gibi Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray. Kırsınamasın. Aynen şey gibi spor dünyasının osu gibi ama şimdi hani ben arada bir yandan da devam ettim. Bence ben Didem'in söylediklerine katılıyorum. Yani biz birden fazla şey yapmayı seviyoruz. Ben ilk girdiğimde zaten demiştim ki yani kendim hani nasıl İrem diyor kendi okumak istediğim haberlerin peşine düştüm. O haberleri bir yerde bulamadığım için bu işi yapıyorum. Ben de farklı açıdan bakan yorumcu olma fikrinin peşine düştüm. Yani offside'ı istediğin kadar konuş ya da sahadaki taktiği istediğin kadar konuş. Onun bir kalıcılığı olduğunu ya da hani atıyorum yani şu anda zamanda geriye doğru ışınlansak 10 sene öncenin yorumlarını dinlesek inan hani hangi maç olduğunu bilmesek bugünkü maç diye dinleriz onları. Aynı laflar, aynı şeyler dönüyor. Dolayısıyla sahadaki oyunun arkasındaki insana, insan hikayesine ve mutlu hikayeleri. Yani ben çünkü o offside mi değil mi hep kadınları da anlayıp anlamamanın kıssası budur ya. Oraya sıkıştırmak istemedim kadın yorumcu fikrini. Madem beni başka bir yere koyuyorsunuz ben demek ki sizden farklıyım. O zaman ben bakış açımla da sizden farklı olayım. Daha güler yüzle anlatayım. Ya da olan bir olayı. Hani Türkiye'de oldu ama sadece burada olmadı. Bak bunun aynısı İngiltere'de de oluyor ya da İtalya'da da şöylesi olmuştu, Fransa'da böylesi olmuştu diye karşılaştırmalı olarak olayı birkaç cepheden ortaya koyayım. Yani bunun peşine düştüm. Sağ olsunlar CNN Türk'te ilk o programı yaparken Alp Özgen zaten hani program bize
teklif eden Alp Özgen. Bağış Erten zaten benden de öyle. Sen de çok iyi biliyorsun ki Türkiye'de. O yüzden yani aslında öyle bir denk geldi. Karşılığını da buldu. Çünkü şunu da eminim yani kötüye odaklandıkça zannediyorsun ki herkes onu istiyor ya da hani olumsuza odaklandıkça herkes öyle zannediyorsun ama inan mesela eminim İrem'in internet sitesinde takipçileri var. Yani hı hı. İnsanlar buna da aç, bunu da istiyor. Yani pozitif bir şeyler duymayı, diğer sporları da bilmeyi, öğrenmeyi ve o kavgadan, gürültüden sıkılmış insanların sayısı da hiç az değil. Dolayısıyla sadece sesleri biraz daha az çıkıyor, o kadar. Ben işte yani bir entelektüel dediğin şey aslında o farklı bakış açısı bence. Ve daha çok medya eğer daha genç seslere, farklı seslere açabilse kendini belki o sesler daha gür de çıkmaya başlar. Evet. Daha şu anki durumu siz nasıl analiz ediyorsunuz? Spor medyasının içinde bulunduğu durumu ve aynı zamanda bir kadın spikerlerin ya da kadın yorumcuların spor medyasının içinde var olma mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz dışarıdan bir göz olarak ya da içeriden bir göz olarak? Spor medyasının durumu bence istediğin her konuya aynı yorumu yapabilirsin. İyi de var, kötü de var. Her konuda evet. Bu böyle. Spor medyasında da çok iyi isimler, çok iyi analizler, çok iyi yorumlar da var. Çok kötü sadece kavgadan, gürültüden beslenen, hani onu da yaratan isimler de var. Kadınların girmek için fırsatı bir yandan çok zor. Yine aynı şekilde aynı şeye farklı açılardan bakabiliriz. Bir yandan çok zor çünkü... Eskisi kadar çok spor kanalı yok, eskisi kadar çok gazete yok, eskisi kadar yazacak, konuşacak mecra yok. Bu zor tarafı. Ama aynı zamanda çok da kolay. Şu anda biz bak internet üzerinden yayın yapıyoruz. Ve bunu da kimse engelleyemez yapmayı. Anlatabiliyor muyum? Bir telefonun ve bir internet şeyin varsa, bağlantın varsa aslında çok kolay. İşte İrem de yapmış. Yani o her yaptığın iş ertesi güne etki yaratacak, koskocaman bir şey olacak diye beklemediğin sürece yapmakta olduğun şeyi, doğru bildiğin şeyi, inandığın şeyi yapmaya devam ettiğin sürece bir süreklilik çerçevesinde bana göre her şeyin karşılığı var. Kesinlikle. Kadın sporunda da yine aynı şeye oradan da bakayım. Yani bu medyaya girmek isteyen kızlar kendilerini... rol model olarak hani ekranlarda gördüğü Türkiye güzellerini falan almak zorunda değiller. Yani kendi anlayışlarını da yaratabilirler. Aynı şekilde mesela sporcu olmak isteyenler Didem gibi yine iki taraftan bakayım. Bir yandan çok zor. Fırsat yok. Senedir oynamıyorlar kadın futbolu vesaire. Ama aynı sebeplerden aslına bakarsan dünyanın belki herhangi bir ülkesine karşılık çok büyük fırsat var. Çünkü o kadar az ki hani kadın sporcu, lisanslı sporcu sayısını önüne aldığın zaman işte spor kulüpleri, dünyada bu işin büyümesini göz önüne aldığın zaman Türkiye'de işte Didem'in de altını çizdiği gibi son 1-2 senedir büyümeyi göz önüne aldığın zaman hiçbir ülkenin milli takımına bu kadar yakın değilsin kadın milli takımına. Mail atarsın cevap verirler. Yani hiçbir yerde yok bu. Yani bir işi çok zor yapan şey aslında o işi aslında çok büyük fırsat haline getiren şey. Dolayısıyla her şey ne açıdan baktığına bağlı. İdam istiyorsan sen de tamamlayabilirsin. İrem aynı şekilde sen de medya tarafında destek ya da karşı görüşteysen onu da söyleyebilirsin. Ben Banu ablaya kesinlikle katılıyorum. Biz aslında çok ulaşılabilir bir alandayız. Zaten Banu abla çok iyi biliyor bu durumu da. Çünkü yani kim telefon ederse etsin, kim kapımızı çalarsa çalsın, herkese yol göstermeye ve burada nasıl var olabileceğini göstermek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve hani belki fazlasını bile yapıyoruz onlar için. Yeter ki onlara bir kapı açalım. Onlar da hayatlarında daha iyi bir şekilde veya istedikleri şeyi yapabilecekleri bir hayat sunmak için hocalarım, federasyondaki yetkililer hepsi bunu gerçekten çok açıklar. Her zaman da sesleniyorum işte kız çocuklarına. Hani lütfen futbol oynamak istiyorsanız federasyona başvurun, kulüplere başvurun, bir mail atın, bir arayın, kapılarına gidin, antrenmana girmek istiyorum deyin. Almayacak kimse yoktur.
Yani biz de öyle. Yani erkek takımına gittiğinizde öyle bir imkan yok ama kadın takımların hepsinde bu imkan gerçekten çok fazla. Kesinlikle. İrem, senin eklemek istediğin bir nokta var mı buraya? Ya benim de bahsetmek istedim aslında konularla bağlantılı olarak. Spor medyasında ya gerçekten hakim bir dil var aslında ve bu alana da dahil olanlar bir şekilde bu dile uyum sağlamaları gerektiğine de inanıyorlar ki bunun iş göreceğini tırnak içinde düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Ama Banu Hanım da söylediği gibi ya ben de etrafımda görüyorum bu farklı bir medyacılık, farklı bir sporla açı olan, bunu özleyen çok fazla insan da var bir yanda. Ama işte yani bu ana akım medya bunu çok şey yapmıyor. Belki daha fazla izleyici çektiğini düşünüyorlar bu şekilde. Daha fazla tık aldıklarını düşünüyorlar. Hani geçmişte daha korkunç haberleştirme örnekleri var ama şu anda da kadınları sadece bir obje olarak görüp yani sırf o habere tıklanması için bir kadının sportif başarılarından tamamen bağımsız bir şekilde haberleştirildiği çok oluyor. Ve yani dediğim gibi bunun bence alternatifi de mümkün. Ve Banu Hanım da elimizin altında internet var, YouTube gibi bir mecra var ve bu alanlarda bir şeyler üretebiliyoruz. Üretenler de var zaten. Evet, bu noktada belki de Banu Hanım'ın da söylediği gibi bir senin sahip olduğun gibi bir fikre, Didem'in de sahip olduğu gibi bir kararlılığa gerçekten ihtiyaç duyuluyor. Bu iki unsuru bir araya getirdiğin zaman aşamayacağın sınır, ulaşamayacağın nokta, hedef, başarı yok diye düşünüyorum. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Bu programı yapmamızın en önemli unsurlarından birisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sen sayfanda, web sitende kadın sporcuların hikayelerine yer veriyorsun. Seni bu noktada en vuran, en çarpıcı gelen kadın sporcu hikayesi neydi? Açıkçası yani genel bir sorun var. O da sponsor sorunu, destek sorunu. Çok fazla destek göremiyor kadın sporcular. Ve yani kendi röportaj yaptığımda da onun dışında Nesrin Olgun diye bir yüzücü var ve çok önemli başarılar imza atmış bir kişi. Onun da kendi farklı yerlerdeki röportajlarında anlattığı hikayesi bence çok çarpıcı. O da erkeklerle beraber olan yarışlarda kadınlara ödül verilmediği. Çünkü hani erkeklere birincilikleri ilan edildi. Hatta Nesrin Olgun yani kendi erkekleri de geçip bir yarışı kazanmış olmasına rağmen kendisine ödülü değil, kendisinden sonra gelen erkek sporcuya ödül verilmesi gibi böyle çok çarpıcı örnekler var aslında. Yani kadınlar gerçekten biraz yok sayılıyor ve destek anlamında da erkeklerin yanına ne yazık ki çok yaklaşılmıyor. Bu yani güncel olarak da pek çok örneği var. Gene kadınların daha sanki hobi olarak yaptığı, erkeklerin bunu bir meslek olarak icra ettiği algısı var sporcular nezdinde. Evet. Ben bunu araya girip İrem'i destekleyen şeyler söyleyeyim. Yani sadece de toz pembe bu fırsatlardan bahsediyor gibi olmayayım. Bu kadın konusu özellikle bizim ülkemizde, yani bu kadına şiddet, sen en başta zaten açılışta da öyle yaptın, çok ciddi bir sorun. Yani biz hep tabii ki yapımız gereği daha pozitif taraftan, daha olumlu açılardan bakmak istiyoruz da ortada bir takım gerçekler de var. Şimdi İrem'in söylediklerini ben rakamlarla desteklemek istiyorum. Daha önce katıldığım bir panelde Turuncu Derneği'nin hazırladığı bir sunum vardı. Çok çarpıcı. Oradan alıntılayarak söyleyeceğim. Her şeyden yani spor yaparken çok eşitsiz derecede azız. Sporcu kadınların haberleri çok eşitsiz derecede az çıkıyor. Bu haberleri çok eşitsiz derecede az kadın gazeteci tarafından yapılıyor. Rakamsallaştırıyorum. 12-17 yaş arası genç kadınların sadece %2'si yeterli fiziksel aktivite yapıyor. Bak Didem gibi spor yapıyor demiyorum. Fiziksel aktiviteden bahsediyorum. Bu kadınların yani her 5 erkeğe karşılık yalnızca bir kadın spor yapıyor. Kadınlar profesyonel spor yaptıklarında erkeklerin elde ettiğinin, spordan elde ettiği gelirin %15'ini elde ediyorlar. Gazetelerde spor haberlerinin sadece %15'i kadın sporcularla ilgili.
Bu haberlerin sadece %10'undan bile daha az kısmı kadın gazeteciler tarafından yapılıyor. Çıkan tüm spor haberleri arasında kadınlara ancak %4 oranında yer ayrılıyor. Yani bu rakamlara inanabiliyor musun? Ve daha da en beni en çarpan, hani bunları yine bekliyorsundur ve alışkınsındır, sonuç olarak Türkiye'de yaşıyorsun ama yine aynı Turuncu Derneği'nin yaptırdığı araştırmanın sonucu, erkek sporcularla ilgili çıkan haberlerde bir kelime taraması yaptırıyorlar. Kadın sporcularla ilgili çıkan haberlerde bir kelime taraması yaptırıyorlar. Erkek sporcu haberlerinde medyada en çok kullanılan kelimeler şunlar: hızlı, güçlü, iri, muhteşem. Kadın sporcularla ilgili kelimelere hazır mısınız? Lütfen dinliyoruz. Yaşlı, daha yaşlı, hamile, evli ya da bekar. Yani siz şimdi bunu, yani demin dedim ya, farkındalık çok önemli. Bir erkek haberini okurken hayal ediyor musun ki gol atan sporcu evli? Yani böyle bir detaya ihtiyaç yok erkek haberi yaparken erkek sporcu. Evet. Ama kadın sporcu, çocuğu varsa mutlaka yer var o haberde. Evliyse mutlaka yer var. Hamileyse, yaşlı, daha yaşlı ne demek ya? Yani ben inanamadım bu kelime. Emin misiniz? Panelde ben konuşmayı bıraktım, yanıma da. Emin misiniz bu kelimeler mi çıktı? Yani bu kadarını ben bile beklemiyordum. Yani durum birazcık da bu. Ama şunun da bir daha altını çizeyim. Kötülükle bir yere varılabilecek bir yer fazla yok. Ama iyinin peşine düşersen, yani o yol kendiliğinden açılıyor. Adım adım gidiyorsun, yavaş yavaş gidiyorsun. Ama o yol açılıyor yani, onu da söyleyeyim. Kötülüğü çıkmaz sokak. Oradan spor kültürü, spor, hiçbir şeyden bir kazanç çıkmayacak yani. Hiç kimse adına bir kazanç çıkmayacak. O reytingi almak için, o kavgaları yapanlar için de bir kazanç yok orada. Kesinlikle. Ya buradaki en zaten rasyonel görmemiz, değerlendirmemiz gereken şeyler sosyal politikalar zaten. Sporun hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak açıdan bireye nasıl, ne tür değerler yüklediğini burada anlamamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi kadın ve erkek sporcular noktasında kimliksel sıfatlar yüklediğimizde de bunu göz önüne almamız gerekiyor. Bir kadın sporcuyu sporcu kimliğinin dışında işte anne olmasıyla ya da işte sosyal statüsündeki yaş aralığıyla bunu değerlendiriyorsunuz. Gerçekten burada inanılmaz bir kopma ve sapma mevcut. Bunun doğru oranda incelenmesi gerekiyor. Medya okuryazarlığının bu noktada gerçekten bireylere yüklenmesi, anlatılması, öğretilmesi gerekiyor. Aynı fikri, aynı değerleri ben de sizinle paylaşıyorum bu noktada. Ben Didem, bu noktada seninle devam etmek istiyorum. Yani sponsorluklar özelinden de biraz bahsettik. Evet, erkek sporlarında sponsorluklar çok fazla ve artık her ne kadar kadın futbolunda da sponsorlar yavaş yavaş gelmeye başlasa da siz sonuç olarak bu sponsor azlığından dolayı, maddi kaynakların darlığından dolayı uzunca bir süredir futbolu aktif bir şekilde yapamıyorsunuz. Keza engelli sporla da böyle, sponsor desteğinin az olmasından dolayı onlar da aktif bir şekilde spor kariyerlerini devam ettirmekte biraz zorlanıyorlar şu pandemi döneminde. Sen bu süreçte neler yaşadın? Senden dinlemek isterim bu durumu. Aslında sponsorların desteğiyle değil, biz amatör branş olduğumuz için, kadın futbol olarak amatör branşlar oynanmadığı için, evet, çünkü oynatılmadığı için oynamadık. Yani sponsorluk veya hani pandemi sponsor nedeniyle değil, yani pandemi nedeniyle oldu bu durum. Ama pandemide hani kendimi geliştirmeye çalıştım. Hani zordu, çok zordu. Çok özledik sahada olmayı, topa dokunmayı. Hani neredeyse 6 ay bir süre hiç topa dokunmadık. Daha sonrasında bizim Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakalarımız devam ediyordu. Milli takım müsabakaları devam ettiği için de orada görev almaya devam ettim ben de. Evet. Ama gibi hala lig başlamadı. Şu an beni duyabiliyor musunuz?
Sanırım yine dondu. Ben evet devam edeyim. Amatör ligde olan hiçbir şey başlamadı. Profesyonel olan ligler başladı ve onlar da tabii ki erkek ligleri. Dört kategoride oynanıyor. Kızlar başlayamadı. Çünkü Didem'in de söylediği gibi amatör statüde. Bu anlamda ben şeyi çok iyi biliyorum. Yani Necla Hoca'yla da konuştum. Özellikle hani orada bütün antrenmana başlayan, devam etmeye çalışan takımlar da oldu. Ama milli takım tarafından da bütün milli takımın her kategorisinde olan kadın sporculara, çalışma programları, beslenmelerine kadar bir takım antrenman programları gönderildi. Onların tek başlarına da olsa antrenmanları sürdürmeleri istendi. Tabii kolay bir şey değil. Motivasyon kaybı mutlaka vardır. Ama bunlar sporcu insanlar. Yani sporun hani belki en azından milli takım oyuncularının belli bir seviyede kalmış olduklarını ben de ümit ediyorum. Çünkü orada federasyon tarafından da bir çaba var biliyorum. Ama onun dışında hani Anadolu'da bir yerde futbol oynayan kızlar da çok zorlandı. Yani statü bence bir noktada statünün değişmesi gerekecek. Yani en azından en üst lig kategorisinde profesyonelliğin gelmesi lazım kadın futbolda da bir şey. Yani en azından en üst. Evet. Peki şu an sanırım ligler tekrardan yeniden başlayacak kadın ligleri. Bu süreçte sporcuların tekrar spor hayatlarına geri dönmesi süreçlerinde nelerle karşılaşacaklar? Sizin beklentiniz ne yönde bu noktada? Ben mi cevap vereyim? Didem donduğu için Didem, devam. Evet. Didem geri geldi lütfen. Geldin mi? Geldim buradayım. Evet. O zaman sana bırakıyorum. Evet. Didem lütfen sen devam et. Birazcık Banu abayı dinleme fırsatı buldum. Evet, hani milli takım antrenörlerimiz bize her türlü program gönderip bize destek oldular. Kendi kulüplerim, yani benim kendi kulübüm de bu dönemde işte bu Zoom üzerinden antrenmanlarımıza devam ettik. Haftada 3 yapabilecek şekilde. Ve hiç antrenmanı ben bırakmadım. O yüzden hani bir anda sahaya dönmüş olmak beni hani çok hani fazla bir etki yaratmadı açıkçası bende. Ama psikolojik olarak bir etki yarattı. Çünkü hani hala şeyden korkuyoruz. Tamam test olduk. Hep beraber sahanın içindeyiz. Hani soyunma odasına hep beraber giriyoruz. İkili mücadeleye girerken acaba COVID olabilir miyiz? Olamaz mıyız? Nasıl olur? Bütün tedbirler alınıyor ama yine de insan hani artık öyle bir noktaya geldik ki hani korku noktasında bir şeyler oldu ve onu aşmak bizim için çok zordu açıkçası. Ama gerekli önlemleri hem federasyonumuz hem de Beşiktaş takımı alıyor. Bu tamamen içsel bir durum. Ancak futbol konusunda da gerekli şekilde antrenmanlarımızı yapmaya başladık. Yaklaşık bir ay oldu. İşte bu süreçte kulüp antrenörlerimiz bize çok büyük destek oluyor. Aynı zamanda psikiyatri, psikolog tedavisi altında da bu dönemi atlatamayan sporcular için öyle bir destek sağladılar. Bu dönemde oraya giden çok sporcu oldu açıkçası. Bu dönemi atlatabilmek için. Ama şu anda her şey yoluna girdi. Şu son 2 haftadır gayet iyi antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ve hani tekrardan bir hedef koyduk kendimize. Hedefsiz olmak çok zordu bence bu dönemde. Bir hedef olmaması çok kötüydü. Çalışıyorsun. Sonu belli olmayan bir şeye doğru gidiyorsun. Hani bu da bizim hayatımız için çok en zor olan nokta buydu. Hep bir hedef koyup o hedefe ulaşmaya çalışıyorduk. Şimdi bir hedef kalmadı. Hani en çok da bu konuda zaten hani psikolojisi bozuluyor insanın. Hani Covid'den ziyade. Ama şu an yine başlayacağını duyduk. Bir hedef koyduk. Hani Dünya Kupası var önümüzde zaten. Oraya hazırlanıyoruz bir takım olarak da. O yüzden bu süreci şu an atlattık. Ve umarım ligimiz güzel geçer. Sağlıklı bir şekilde devam eder. Dünya Kupası'nda da güzel maçlar oynarız. Umarım. Aynı temelleri ben de paylaşıyorum. Peki sen sonuçta Türkiye'nin en önemli camialarından birisinde futbol oynuyorsun. Peki milli takımdaki diğer arkadaşlarından öğrendiğin kadarıyla işte Anadolu'nun farklı noktalarında futbol hayatını devam ettiren, Avrupa'da futbol hayatını devam ettiren pek çok takım arkadaşım var. Onların bu COVID'i yaşama, spor kariyerlerinin devam etme süreçleri nasıl gelişmiş? Bunları bizimle paylaşabilirsen çok sevinirim. Avrupa'da daha kolay atlattılar bu durumu. Çünkü Avrupa'da belli zamanlarda kapatıldı ancak onlar profesyonel olarak geçtiği için çoğu lig orada. Oynamaya devam ettiler. Hani onlar da evde kaldıkları bir süre oldu. 3-4 ay.
ancak imkanları dahilinde daha iyi çalışabildiklerini ben gözlemledim ve bu süreçte zaten iletişim haline de geçtik. Hani fiziksel olarak onlar bizden daha iyi çalışabilecek imkanlara sahip oldular. Gene kulüpleri onları ayrı ayrı aldılar, özel olarak çalıştırdılar. Çünkü hepsinin oynadığı kulüp gerçekten Avrupa şartlarında isim yapmış ve çok iyi kulüpler. Ama Anadolu'da tabii ki bu böyle olmadı. Hani oradaki antrenörlerin daha az bilinçli olması diyebilirim. Ve hani ikincilik, üçüncülük işte oynuyor genellikle o taraftaki kadın sporcular. O sebepten dolayı da çok fazla onların bu dönemde futbolla alakalarının olmadığını duydum. Hatta birkaç kişinin de bıraktığını duydum. Buna şahit oldum. Ama dediğim gibi tabii ki hani futbolu isteyen, futbolu devam etmek isteyen herkes bu süreçte kendine iyi baktı. Çok zordu ama iyi bakanlar da tabii ki yoluna devam edecekler. Bu bir spor. Banu abin de dediği gibi yani biz bunu yapmak için belli bir disiplin gerekiyor. O disipline ulaşanlar bu spora devam ediyorlar. Kesinlikle. Umarım her şey kadın sporcularımız için daha iyiye gider bu süreçte. Aynı güzel temennileri paylaşıyorum. Artık bitirmem gerekiyor küçük küçük çünkü hepinizin de yetişmesi gereken başka görevler var. Ben hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Umarım kadın haklarının daha iyi yaşatıldığı sosyal bir ortamda oluruz. Kadınların daha ön plana çıktığı bir spor medyasında daha güzel fikirlerin tartışıldığı bir camiayı hep beraber paylaşırız. Ben bu yüzden hepimize görev düşünüyorum. Bizim gibi pek çok platformun da bu branşlara, bu sözcülere yer vermesi gerektiğini inanıyorum. Sizin eklemek istediğiniz, son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onu alayım, ondan sonra kapayayım. İrem, istersen sen söyle. Daha az konuştuk izledim, kendimi şey yapıyorum. Sen başla. Benim için çok keyifliydi burada olmak, sizleri dinlemek, hem Banu Hanım hem Didem Hanım. İkiniz de Türkiye'de spor için çok değerli isimlersiniz. O yüzden beni çağırdığın için teşekkür ediyorum Türker öncelikle. Ben teşekkür ederim. Ben de tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak, tabii kutlanacak çok bir şey bırakmıyorlar aslında ama yine de kutlayarak noktalamak istiyorum. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Araya girdim herhalde. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifliydi gerçekten. Sizler de bunları burada konuşuyor olmak güzeldi. Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü herkesin, tüm kadınların kutluyorum. Ben de o zaman iyi dileklere katılayım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dememizi istiyorlar ama ben zaten emekçi olmayan bir kadın pek görmedim hayatımda. Dolayısıyla bütün kadınlar bu pandemi döneminde de eve kapandığımızda kadınların işinin ne kadar zor olduğunu bence biraz da olsa herkes anlamış durumda. Yani kadının evde yaptığı, dışarıda bir kariyer yaparken evde de geriye dönüp evdeki işlerin iki katını yapması, çocuk olduktan sonra bu oranın 3 katına çıkması falan, artık sanırım ucundan da olsa herkes anladı kadın olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu. Didem zaten çok önemli bir rol üstlendi bence kadın sporunda ve o rolü en iyi şekilde taşıyan rol model isimlerden biri. Kadın futbolunun Türkiye'de çok geleceği olduğuna inanıyorum. Sadece sportif olarak da bahsetmiyorum bundan. Çünkü bireysel spor, ya biz takım sporlarında Türkiye'de kadınlar olarak çok başarılıyız. Türkiye'nin en başarılı takım sporu voleybol ve kadın voleybolu. Yani ve kadınlar hangi sporu yaparlarsa yapsınlar, kendilerine ayrılan fırsatlar ve spor desteğe göre her zaman çok çok üst düzeye taşıdılar. Ama bireysel sporlarda onun etkisi bir yere kadar oluyor. Futbol Türkiye'de geliştiği noktada o sadece futbolun gelişmesi olmayacak. Birçok açıdan
kadınların faydasına işler çıkacak oradan. Ona çok inanıyorum. O yüzden çok destekliyorum kadın futbolunu da, Didem gibi rol modelleri de. İrem'in yaptığı işi de çok değerli buluyorum. Medyanın görevini kendisi üstlenen kadınlardan biri. Kendi sitesine şimdi program çıkınca detaylıca bakacağım. Ve o yüzden de bence çok önemli bir gösterge. Hiçbir şeyi birisinden beklemek zorunda değilsiniz. Size bir fırsat verilmiyorsa o fırsatınızı kendiniz de yaratabilirsiniz. Öyle alanlara bakıyor ki, orada haber açlığı o kadar fazla ki eminim o site büyüdükçe büyük bir açığı kapatacak ve gelişeceğine de daha bir sene bile olmamış hani kurduğu. Çok gelişeceğine, büyük güzel bir alan olduğuna da inanıyorum. Son olarak bu kadın sporcu hani antrenman vesaire, oraya bir bağlayayım. Şunu hiç unutmayın. Biz genelde Türk toplumu olarak dış motivasyonla, yani dış birisine bir şey yapmak için büyütüldük. Annemiz, babamızı mutlu etmek için bir şey yaptık. Öğretmenimizi, sonra patronumuzu, müdürümüzü, hep başkaları ne der odaklı büyüyoruz. Onu iç motivasyona çevirdiğin noktada, şimdi o antrenmanı kimin için yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Evet. Kendin için yaptığını anladığın noktada da birazcık bir şeyler değişecek. Bir gün bile antrenmanı bırakmadım dedi Didem. Bazen amaçsız kaldım ama yine de yaptım dedi. Bakın bu çok önemli. Yani bunu da yine bir kez daha her alana yayabilirsiniz. Neyi kimin için yapıyorsun ve kendin için yaptığın noktadaki, İrem de onu kendisi için yapmış. Didem de onu kendisi için yapmış. Ben de hala medyadaysam böyle bir ortamda, yani birazcık kendi sevdiğim işi yapmanın mutluluğu yüzünden de buradayım. Sen de aynı şekilde Türker, senin yaptığın iş de çok değerli bu anlamda. Dediğim gibi biraz da bunu sorgularsak belki bir şeyleri değiştirmekte, bakış açısını değiştirmek en azından faydası da olur. Kesinlikle, kesinlikle. Burada belki kadın odaklı bir program yaptık ama gerçekten bireyin kendini bu noktada çok geliştirmesi gerekiyor. Kendi motivasyonunu, kendi özbenliğini değerleştiremediği sürece başka kimseyi değerli hale getiremez. Bu noktada paylaştığınız bu kıymetli yorumu çok destekliyorum. Her birinizi verdiğiniz emekten dolayı kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bugün buraya zaman ayırdınız. Haftaya pazar yine Sporosfer'de biz Daktilo 1984'te olacağız. Yayınımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna ve aşağıya yorumlara lütfen yazın bize. Patreon'dan da bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.